Hazreti Ömer'in ordu komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah, 4 ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Kudüs'ü kan dökmeden fethetmeyi başarır. Kudüs Patriği şehri teslim etmek için Halife Hazreti Ömer'in gelmesini şart koşar. Bunun üzerine Hazreti Ömer başkent Medine'den gelir ve şehir halkıyla anlaşma yaparak Kudüs'ü teslim alır. Ömer Ahitnamesi olarak da bilinen bu anlaşmayla Hristiyanlara her türlü hakları teslim edilir. İbadetlerine engel olunmaz, kiliselerine dokunulmaz. Ancak bu anlaşmada öyle bir madde vardır ki bizzat Patrik Sofronius'un müdahalesiyle eklenir. Şehirde bulunan birkaç kişilik küçük Yahudi nüfus dışında şehre bundan sonra Yahudi iskanına izin verilmeyecek. Evet, belki de Yahudilerin Kudüs'ü ele geçirme planları o günlerde bile o kadar belliydi ki şehrin sakinleri rahatsız olmuş ve anlaşmaya madde ekletmek suretiyle buna engel olmak istemişler. Peki neden bu kadar rahatsızlık? Kudüs'ten ne istiyor bu Yahudiler? Daha doğrusu Yahudiler için Kudüs ne anlama geliyor? Tarih boyunca bu kadar ısrarla neden Kudüs'te devlet kurmak isterler? Çünkü bu toprakların kendilerine vaat edildiğine, üstelik de kendilerinin seçilmiş insanlar olduğunu düşünürler. Gerçekten öyle midir? Gelin sizinle Yahudi tarihine kısaca göz atalım. Önce İsrail'den başlayalım. İsrail, Hazreti Yakub'un diğer ismi olup peygamberlerin atası olarak bilinen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Sare validemizden dünyaya gelen İshak Aleyhisselam'ın oğludur. Hazreti Yakub'un 12 oğlu vardır ve bunlar İsrailoğulları diye bilinir. Hazreti Yakub'un 4. oğlu Yehuda nispetle de Yahudi olarak anıldıkları rivayet edilir. İsrailoğulları yaşadıkları bölge olan Kenan diyarında kıtlık çıkınca kardeşleri Hazreti Yusuf'un girişimleriyle Mısır'a yerleşir. Mısır'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Firavun'un zulmüne maruz kalan İsrailoğulları Hazreti Musa'nın yardımıyla Kızıldeniz'i geçerek Sina Yarımadası'na göçerler. Bir sürede burada yaşadıktan sonra yurtlarına dönerek ilk Yahudi devletini bugünkü Filistin topraklarında kurarlar. Hazreti Davut ile kurulan devlet Hazreti Süleyman'la en güçlü dönemine ulaşır. Hazreti Süleyman Kudüs'e o zamanın en ihtişamlı mabedi olan Mescid-i Aksa'yı inşa eder. Kur'an-ı Kerim bu peygamber kıssalarından uzun uzun bahseder. Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra iç karışıklık sonucu devlet ikiye bölünür. Kuzeydeki İsrail, güneydeki Yahuda adını alır. Kudüs, güneydeki Yahuda krallığının başkenti olarak kalır. Yaklaşık 200 yıl boyunca çatışma ve çekişme içinde yaşayan bu iki Yahudi krallığı, Asurlular ve Babiller tarafından ortadan kaldırılır. Bu işgalde Mescid-i Aksa tamamen yıkılır ve Yahudiler sürgün edilir. Kudüs, M.Ö. 63 yılında Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçer. M.Ö. 70 yılında ise Romalı komutan Titus ve ordusu tarafından tamamen yıkılır. O tarihten sonra Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağılır. M.Ö. 313 yılındaki Milano fermanıyla devletin dinini Hristiyan yapan Roma İmparatoru Konstantin, Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ni inşa eder. Böylece Kudüs, Hristiyanlık içinde önemli bir dini bölge haline gelir. 614 yılında Sasaniler tarafından ele geçirilen Kudüs, yağmalanırken halkı da katledilir. Miraç hadisesinin gerçekleştiği ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kudüs, 638 yılında Hazreti Ömer tarafından teslim alınır, imar edilir ve halkı da uzun yıllar güven içinde yaşar. 1099 yılındaki Haçlı istilasıyla tekrar yakılır ve halkı kılıçtan geçirilir. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri alır, tekrar inşa eder ve ihya eder. Bir süre sonra tekrar Bizans'ın eline geçen Kudüs, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in fethiyle
Osmanlı'ya geçer. Osmanlı Devleti de çok önemli imar faaliyetlerine girişerek şehri ihya eder. Babil sürgününden sonra dünyanın farklı coğrafyalarına dağılan Yahudiler, gettolarda yaşamaları ve diaspora olarak bir araya gelmeleri sayesinde kimliklerini muhafaza eder. Ancak 2000 yıl boyunca devlet kurmayı başaramazlar. Gittikleri yerlerde bölge halkıyla iyi ilişkiler kuramazlar. Çoğu zaman da himayesi altında yaşadıkları devletlere ihanet içinde oldukları için güvenlik sorunu oluştururlar. Bu yüzden de sürekli dışlanıp sürgün edilirler. İslamiyetle birlikte Medine'de devlet kuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, diğer kabilelerle birlikte Yahudi kabileleriyle de bir anlaşma yapar. Ama bir süre sonra Yahudi kabileleri bu anlaşmayı bozarak Müslümanlara düşmanca tavır takınınca Medine'den sürülürler. Sonraki yıllarda bazı Yahudiler de İspanya'da Müslümanların kontrolünde toplu halde yaşarlar. Endülüs Emevi Devleti yıkılınca oradan da sürgün edilir ve Osmanlı Devleti'ne sığınarak İstanbul'a yerleşirler. Bu dönemde sosyal ve ticari hayatın içinde yer alarak güven içerisinde yaşarlar ama güven vermezler. Gittikleri yerlerde uzun süre kalmayı başaramayan Yahudiler, yükte hafif, pahada ağır olana yatırım yaparlar. Para ve entelektüel birikimleri sayesinde ilerleme kaydederler. Tefecilikle başlayıp bankacılıkla devam eden süreçte birçok kişi ve kurumlara, hatta devletlere bile borç verirler. Gıda, silah ve ilaç gibi en önemli sektörlere yatırım yaparak ekonomide söz sahibi olurlar. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntıları ve verdikleri borçları fırsat bilen Yahudiler, Filistin bölgesinde büyük Yahudi devleti kurmak için harekete geçer. Ancak Osmanlı Devleti dağılana kadar bu mümkün olmaz. Yahudi Devleti için ilk somut adım 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 1. Siyonist Kongresi ile atılır. Kongre sonunda Dünya Siyonist Teşkilatı kurulmasına karar verilir ve kongreyi düzenleyen gazeteci Theodor Herzl başkan seçilir. Bundan sonraki süreçte birçok kongre yapılır, Yahudilerin Filistin'e göç etmesi, göç için her türlü şartların sağlanması karara bağlanır. Ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Yahudiler, halksız vatanı, vatansız halka verin sloganıyla Filistin'e göç etmeye başlar. Osmanlı'nın dağılması, İngilizler tarafından Siyonistlere devlet kurma sözü ve Nazi Almanyası tarafından yaklaşık 6 milyon Yahudinin katledildiği Holokost cenderesi Filistin'e göçü hızlandırır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz himayesine giren Filistin toprakları İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar birçok kanlı çatışmalara sahne olur. İngiltere'nin bölgeden çekilmesi üzerine Siyonistler 15 Mayıs 1948 günü İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan eder. Filistinlilerin Nekbe günü dedikleri bu günden sonra bölgede tansiyon hiç düşmez. Siyonistlerin yayılmacı politikası kurulduğu günden beri devam ederken Filistin halkı evlerini, arazilerini, mallarını gasp eden, tırnak içinde yerleşimci denen hırsızlara karşı güçleri yettiği kadar topraklarını savunmaya devam eder. Yahudiler kendilerinin üstün ırk olduğunu, Allah tarafından seçildiğini, Kudüs ve civarının kendilerine vaat edildiğine inanırlar. Evangelist Hristiyanlar da Siyonistlerin en önemli destekçileridir. Aslında inanç olarak birbirinden tamamen farklı bu iki dini grubun anlaşması mümkün değildir. Çünkü Yahudiler Hristiyanların kurtarıcısını, bazılarına göre tanrısını sahte Mesih diye çarmıha gerip öldürdüler. Bu yüzden aralarında çok şiddetli bir düşmanlık vardır. O halde neden bu kadar destekleniyor Siyonistler? Çünkü bekledikleri İsa Mesih'in tekrar gelmesi için Yahudilerin Siyon Dağı etrafına toplanıp büyük bir devlet kurması gerektiğine inanırlar. Ayrıca Tanrı'nın vaat edilmiş toprakları bu dünyada Yahudilere verdiğini, Hristiyanların da onlara yardım etmesi gerektiğini,
kendilerine ise büyük mükafatın ahirette verileceğine inanırlar. Bu yüzden devletler bazında güçlü lobileri ve siyasi figürleriyle büyük Yahudi devletinin kurulması için var gücüyle çalışırlar. İsrail'de toplanan Yahudiler de aslında yekpare bir millet değildir. Kendi içlerinde bile üstünlük hiyerarşileri vardır. En üstte Doğu Avrupa Yahudileri Aşkenazlar. Bir altta İspanya'dan sürgün edilen Seferatlar. Onun altında Arapların olduğu coğrafyadan gelen Mizrahimler. Onun da altında Yemen'den gelen Teymanimler. Ve en alt katmanda Etiyopya'dan gelen Falaşa ismiyle anılan siyahi Yahudilerdir. Ancak diğerleri tarafından gerçek Yahudi olarak kabullenmeleri hiç de kolay olmaz. Bu grupların birbirleriyle rekabeti, seküler ve dindar Yahudiler arasındaki çekişmeler İsrail toplumunu derinden etkiler. Bununla birlikte yayılmacı politikaları için kullandıkları ırkçı, fanatik, kendi başbakanlarını öldürecek kadar bağnaz olan yerleşimcilerin istediği terör, İsrail'in ne kadar daha ayakta kalacağına dair önemli ipucu verir. Siyonizm ideolojisi üzerine kurulan İsrail, sözüm ona kendilerine vaat edilen Fırat ve Nil Nehri arasındaki bereketli toprakları ele geçirerek büyük İsrail devleti kurma idealiyle halkını motive eder. Seküler bir ideoloji olan Siyonizm, bu amaçlarına ulaşmak için Tevrat ve Yahudiliği kullanır. Kur'an-ı Kerim, İsrailoğullarını o dönemin Müslümanları olarak tanıtır. Nankörlük ettikleri için de kendilerine vaat edilen Filistin topraklarından kovulduğunu belirtir. Yani Kudüs, Yahudilere değil, hak ve hakikat yolunda gidenlere vaat edilir. Allah, Yahudileri değil, o dönemin iman edenlerini seçer. Allah katında seçkin insan, Allah'tan en çok sakınan, yararlı işler yapan ve iyiliği yaymak için çalışandır. Allah'ın kanunu bu, değişmez. Sizce çocukları ve masum sivilleri acımasızca katledenler seçkin insan olabilir mi? Bırakın seçilmeyi, insan olabilir mi? Peki ya biz katledilen masumları seyrederek beddua etmekten öteye ne zaman geçeceğiz? İslam alemi olarak tembellikten, ataletten, birbirimizle uğraşmaktan, kısır çekişmelerden vazgeçip tek yürek halinde zulmün karşısında dimdik ayakta ne zaman duracağız? Dünya menfaati için yalan söylemekten, birbirimizi aldatmaktan, çirkin işleri yapmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Milli ve manevi değerlerle donanmış, haktan ayrılmayan, aynı hedefe koşan erdemli toplumu ne zaman inşa edeceğiz? Ne zaman hakkı tutup kaldıracağız? Ne zaman?